Herkese merhaba arkadaşlar, ben Feyza. Bugün ACM'in soru çözme videolarında LeetCode'daki valid parantezi sorusunu çözüyoruz beraber. Direkt soruya geçebiliriz. Zaten çok klasik bir soru. Bize bir string veriyor. Üç farklı tipte açma ve kapanma parantezlerini karışık bir şekilde dizili olduğu bir string veriyor. Ve bu dizilimin geçerli bir parantez dizilimi olup olmadığını returnlememizi istiyor. Zaten bool bir fonksiyon. Mesela örnekleri incelersek, birinci örnekte bir tane normal parantez açmış, sonrasında bir tane normal parantez kapatmış. O yüzden bu direkt geçerli bir örnek. Sonrasında bir tane normal, bir tane köşeli ve bir tane kıvrık parantezi sırasıyla açıp kapatmış. O yüzden bu da geçerli bir örnek. Ama bir tane normal parantez açıp bir tane köşeli parantez kapattığı için üçüncü örnek yanlış bir örnek ve false returnlememizi istiyor. Şimdi bu soruyu düşündüğümüz zaman aslında ilk başta insanın aklına şey geliyor. Eğer normal kıvrık ve köşeli parantezde kendi içlerinde yani mesela normal açma parantezi, normal kapatma parantez sayısına eşitse, kıvrıkta açma parantez, kapatma parantezine eşitse doğru bir sıralamadır gibi düşünüyor insan. Ama aslında bu yeterli değil çünkü eğer parantezi önce kapatıp sonra açtıysa bu geçerli bir dizilim değildir. Yani sırası önemli. Sırasına göre düşünmek için de birkaç tane örnek hazırladım sizin için. Şimdi mesela ilk örneğe bakarsak bir tane normal parantez açmış, bir tane köşeli parantez açmış. Ama sonra köşeli parantezi kapatmadan normal parantezi kapattığı için bu geçersiz bir dizilim oluyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Bizim açık parantezlerden son kapattığımızı, son açtığımızı pardon, açık parantezlerden son açtığımızı ilk olarak kapatmamız gerekiyor. Yani son gelenin ilk olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bu cümleyi söylediğimizde de zaten aklımıza ilk yani direkt şey geliyor. Son giren ilk çıkar. Yani stack last in first out yapısı, veri yapısı gerekiyor, geliyor. Kısaca özetlemek gerekirse stack son gelen verinin ilk çıktığı, son gelenin çıkmadan bir önceki verilere ulaşılamadığı bir veri yapısı. O yüzden bu soruda zaten direkt stack kullanmamız gerektiği aklımıza geliyor. Ki stack öğrenirken de ilk örnek olarak gösterilen problemlerden bir tanesi parantez problemi. Sitemizi çizerek başlarsak, çizimimin kusuruna bakmayın bu arada. Bilgisayara bir şey çizmek çok zor bence. Mesela ilk örneğimize bakalım. Önce bir tane parantez açmış, sonra bir tane köşeli parantez açmış. Sonra bir tane şurada normal parantezi kapatmak için normal kapatma parantezi geldiği zaman stack'in en üstündekiyle yani stack'in topuyla eşleşmediği için bu geçerli bir dizilim olmuyor ve eğer bu ikisi birbiriyle eşleşmiyorsak yani son gelen bizim sırada okuduğumuz parantez stack'imizin topundakiyle eşleşmiyorsa direkt false returnluyoruz. Yani bu direkt false. Bir sonraki örneğe bakarsak. Mesela bunda bir tane parantez açmışız. Sonra bir tane köşeli parantez açmışız. Sırayla okuyorum bütün hepsini. Üçüncüye geldik. Üçüncüde açma parantezi yok. O zaman artık stack'ten toplamaya başlayacağız. Kapatma parantezi köşeli. Peki köşeli parantez, köşeli kapatma parantezi stack'in en üstündekiyle eşleşiyor mu? Evet eşleşiyor. Bu da çünkü köşeli bir açma parantezi. O zaman bunu direkt hoplayabiliriz. Ve artık yani bu ikisi birbiriyle eşleştiği için bu ikisini bakmaya gerek yok. Sonra sırada dördüncüsü var. Dördüncü parantezimize geldiğimizde bu da normal bir kapatma parantezi. Peki bu stack'in en üstündekiyle eşleşiyor mu? Evet eşleşiyor. O zaman bunu da hoplayabiliriz. Topladık. Peki topladığımız zaman şu an string bitti. Daha fazla okuyacak parantez kalmadı. String bittiği zaman demek ki bu geçerli bir dizilimmiş. Bu true dönecek o zaman. Çünkü hiç birbiriyle eşleşmeyen iki parantez denk gelmedi. Ama şöyle bir durum var dikkat etmediğimiz. Bakmamız gerekirse. En alttaki biraz uzun bir örnek ama onu kontrol edersek. Sırasıyla en baştan önce açmaya başlıyorum. Her açtığımda stack'e ekliyorum. Kapatma parantezi gördüğüm zamansa stack'tekilerle kontrol ediyorum. Eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu diye. Önce bir tane normal parantez açmış. Sonra bir tane daha normal parantez açmış. Sonra bir tane daha açmış. Sonra bir tane kıvrık parantez açmış. Sonra bir tane köşeli parantez açmış. Sonra sırasıyla şu an buradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane okudum.
Sonra şu altıncı karakterdeyim. Altıncı karakterde köşeli bir tane kapatma parantezi var. Bu sitemizin en üstündekiyle, yani toptakiyle eşleşiyor mu? Evet, eşleşiyor. Çünkü bu da köşeli bir açma parantezi. O zaman bunu toplayabilirim. Sıradaki kıvrık kapatma parantezi. Bu da eşleşiyor en üstündekiyle. O zaman bunu da toplayabilirim. En sonuncusu ise bir tane normal kapatma parantezi. Bu da en üstündekiyle eşleşiyor. O zaman bunu da toplayabilirim. Aslında şu an string bitti ve herkes herkesle eşleşmedi. Hiç hata olmadı eşleşmeleri kontrol ederken. Ama bu geçerli bir parantez değil. Gördüğümüz, yani baktığımızda da görebiliyoruz bunu. Çünkü bazı parantezleri sadece açmışız, yani baştaki şu ikisini, ama kapatmamışız. Bunu da nereden görüyoruz? Sitemizin içinde toplamadığımız eleman kaldı. Yani toplamadığımız parantez kaldı. O zaman en son string'i okumak bittiği zaman sitemizin içinin boş olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Eğer sitenin içi boş kaldıysa bu geçerli bir dizilimdir. Yani stack'in içi boşsa true returnlememiz lazım. Stack'in içi doluysa false returnlememiz lazım. O zaman bunu yavaş yavaş yazma kısmına gelirse sizin için şöyle biraz da büyütelim. Daha rahat görürsün. İlk önce stack'i oluşturarak başlayalım. Parantez aldığımız için char stack olsun. İçinde char bulunduran bir stack olacak. Parantezin kısaltması olsun. Daha sonrasında bize verilen string'in bütün hepsini dönmemiz gerekiyor. Bu yapıyı daha önce görmeyen varsa bu şeyi. Bu da şöyle, şu demek. String'in içindeki, S string'in içindeki bütün elemanları tek tek gezecek. Elemanın type'ın ne olduğuna kendisi otomatik olarak karar veriyor. Bizim string'imizin içinde sadece karakter olduğu için burada P'lerin hepsi char olacak. Yani sırasıyla bütün, işte mesela burada sırayla gezecek önce. Birinci P bu olacak, ikinci P bu olacak. Her P için ayrıca dönecek bu for'u. İlk önce P'nin açma parantezi olduğu durumu yazalım. Burada birkaç tane farklı durum inceleyeceğiz. Eğer P bir açma parantezi ise, tipi önemli değil, ne olursa olsun siteye pushlamamız lazım. Çünkü sitenin içi boş şu an. Önce doldurmamız lazım. Eğer P normal bir açma parantezi ise veya kıvrık açma parantezi ise veya köşeli açma parantezi ise, bunların üçünden bir tanesi ise direkt sitenin içine P'yi pushlamamız lazım. P'nin her neyse onu yanlış yaptık. Şimdi eğer açma parantezi ise P'yi sitenin içine pushladık. Eğer bu açma parantezi değil de kapatma parantezi ise, ama kapatma parantezinin farklı türleri için farklı hani şeylerle karşılaştıracağımız için, mesela ilk önce eğer P normal kapatma parantezi ise, şimdi normal kapatma parantezi geldi mesela şu, bu durumda. Normal kapatma parantezi geldiği zaman stack'in en üstündekiyle ikisini karşılaştırmamız lazım. Stack'in en üstündekinin hangi fonksiyonuna alışıyorduk? Top fonksiyonuyla. Ama top fonksiyonunu da çalıştırabilmemiz için stack'in boş olmamız gerekiyor. Yani ilk başta stack'in dolu olduğunu kesinlikle kontrol etmemiz lazım. Eğer stack dolu değil, boşsa, zaten stack boş olduğu halde bir kapatma parantezi geldiyse false dönmesi lazım. Bu zaten bir parantezi açmadan önce kapatmaya çalışıyor demektir. Yani bu bir kapatma parantezi ise ve sitemiz boş değilse ve sitemizin topu gelenle eşleşiyorsa, yani bu normal bir parantez, bu da normal bir parantez olmalı ki ikisi birbiriyle eşleşsin. Bu şekilde ise sitenin en üstündekini çıkartabiliriz, poplayabiliriz. Çünkü artık onunla işimiz kalmadı. O bir tanesiyle eşleşti demektir. Yani burada pop fonksiyonunu yazıyoruz. Şimdi bunu
Şöyle yapalım daha rahat görünmeye başlayacak. Şimdi bunun aynısını diğer iki parantez türü içinde yazalım. Şu şekilde daha kısa olacak. Eğer bu bir kıvrık parantezse ve stack boş değilse ve kıvrık parantezle eşleşiyorsa, galiba yanlış. Bu bir kıvrık kapatma parantezi ise bunu yapmamız lazım. O zaman stack'ten pop diyeceğiz. Eğer köşeli kapatma parantezi ise ve stack'in en üstündekiyle eşleşiyorsa yine pop diyeceğiz. Eğer bunların hiçbiri değilse, yani eşleşmiyorsa, stack'in en üstündekiyle şey eşleşmiyorsa veya stack boşken birini kapatmaya çalışıyorsak, burada yanlış yazmışız. Şunları düzeltelim. Elif olacaktı. Koyalım daha güzel dursun. En son durum. Eğer bunların hiçbiri değilse o zaman zaten bu yanlış bir dizilimdir. Direkt return false diyeceğiz. Bunların hiçbiri değilse doğru değildir. Bu for döngüsü bittiği zaman bizim stringimizin sonuna geldik demektir. Yani şuraya geldik. Burada da neyi kontrol etmemiz gerekiyordu? Stack'in içinde hala parantez kalıp kalmadığını kontrol etmemiz gerekiyordu. O zaman en son direkt stack'in içinde eleman kaldıysa yanlış, kalmadıysa yani stack boşsa doğru returnleyeceğimiz için stack'in empty olduğu durumu, yani stack, bu zaten empty fonksiyonu, boşsa doğru, doluysa yanlış returnlediği için bu fonksiyonu returnleyebiliriz. Şu an bir sıkıntı yok gibi, bakalım. Yanlış yazmış mıyız bir şeyi? Bunu kabul etti. Daha önceden çözmüştük. Evet, son şeyimiz de kabul etti. Soru bu kadardı. Zaten dediğim gibi çok klasik ve temel bir stack sorusu. İlk stack öğrendiğinizde karşınıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka soru çözümlerinde görüşmek üzere. Görüşürüz.